Bu bölümümüzde sizlerle Anadolu'daki ahşap camilerin günümüze ulaşabilen en zengin örneklerinden biri için Tokat'a gidiyoruz. Erbağ ilçesi, Akçaköy'ünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii'nin yapım kitabesi günümüze gelememiş. Hicri 1082 yılında Selçuklu mimarisi tarzında ve dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş. Duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizisiyle örülmüş. Caminin avlusuna yuvarlak kemerli, tuğla örgülü ve kirpi saçaklı iki kapıyla giriliyor. Kuzeydeki kapı cümle kapısının tam karşısında ve daha yüksekçe tutulmuş. Revaklar, mekana ahşap camilerde pek karşılaşılmayan farklı bir görünüm kazandırıyor. Ahşap desteklerin taşıdığı bu kısım yerden yükseltilerek platform havası verilmiş ve parmaklıklarla çevrelenmiş. Sivri kemer köşelikleri kalem işleriyle bezeli. Yüzeyleri mavi ve tonlarının hakim olduğu boyalarla tezyin edilmiş. Silahtar Ömer Paşa Camii'nin harimine oldukça gösterişli ve zengin süslemeleri olan kapıyla giriyoruz. Kapı açıklığı, çift renkli kesme taştan ve basık yuvarlak kemerli. Hem kapı çerçevesi hem de kapı kemeri iki renkli ahşaptan kilitli geçme taş görünümünde boyanmış. Yüzeyleri panolara bölünen kanatların üstü kabaralı çivilerle dekore edilmiş. Kapı üstündeki kitabede taşın ahşaba uyarlanmış şekli dikkat çekiyor. Harime girildiğinde son derece zengin bir ahşap ve kalem işi süslemeyle karşılaşılır. Cami, dışındaki sadeliğinin aksine içinde son derece zengin bir görünüm sergiler. Hem eski inşaat tekniği hem de döneminin ahşap süsleme ögelerini bir arada görüyoruz. Süslemelerdeki motif, renk ve kompozisyon uyumu dikkate değer. Silahtar Ömer Paşa Camii'nin bir özelliği de 13. yüzyıl Selçuklu motiflerinin 18. yüzyılda bu camide uygulanmış olması. İbadet mekanındaki 4 ahşap sütunun taşıdığı bezemeli ahşap tavan, Hakani Türk sanatının 17. yüzyıl Osmanlı dönemindeki tek örneği. Tavanı, yüzeylerinde burmalı çıtalar bulunan 4 ahşap sütun ve bunların aralarındaki hatıllar taşıyor. Desteklerle yanlara doğru yükseltilen tavan, harime ferah bir görünüm kazandırır. Tekne tavanın ortası bir çiçek bahçesi gibi bezenmiş. Buradaki süslemeler, dönemin motif, renk ve kompozisyon anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor. Desteklerin hatırlarla birleştiği köşeler, kavislendirilerek Bursa kemeri formu verilmiş. Köşeliklerle ara bağlantılar arasında
tek düzelikten kurtulmak için üstleri altın varak kaplı kum saati şekilleri kullanılmış. Kirişlerin iç yüzeylerindeki kartuşlara nakşedilen Fetih Suresi ayetleri, kalem işi kompozisyonunu daha da zenginleştirmiş. Sütunlarla duvarlar arasında kalan bölümler, çıtalarla geometrik formlara bölünmüş. Tavanda, mihrap önüne rastlayan bölüm, daha zengin süslenerek, ortasına bitkisel tezyinatlı sekizgen bir göbek yerleştirilmiş. Kartuşlardaki kenar suyu deseni, Merzifon Abide Hatun'la benzerlik gösterir. Kalem işlerinin benzeşmesi, Anadolu'da bir nakkaşhanenin olduğunu işaret eder. Caminin mihrabı, alçı kalıplama yöntemiyle çalışılmış. Geometrik geçmeler arasında kabartma olarak Rumi ve palmet motifleri işlenmiş. Silahtar Ömer Paşa Camii'nin minberi ise ahşaptan ve çatma tekniğinde çalışılmış. Minber köşkünün tavan kısmına mihrap önü göbeğinin daha küçüğü resmedilmiş. Buradaki geometrik şekillerin içleri diğer göbektekiyle aynı. Silahtar Ömer Paşa Camii'nin mahfil katına, haremin alt katındaki pencereyle duvar arasında duvara gömülü merdivenden çıkılıyor. Benzer bir uygulamayı Merzifon Abide Hatun Camii'nde de görmüş. Ahşap ve taşın mükemmel uyumunun sergilendiği Silahtar Ömer Paşa Camii ile sizlere veda ediyoruz.